Olayın yaşandığı tarih 1994. Olayın yaşandığı yer M ilinin D köyü. Jandarma Er, Osman Y ve Şafak A'nın başına gelenler. 1994 yılının kış gününde karakola gelen telefon sonrasında Osman ve Şafak D köyüne giderler. Köye vardıklarında köyün zifiri karanlıkta olduğunu ve hiçbir evde ışık yanmadığını gördüklerinde telsizle merkeze bildirirler. Telsiz konuşmalarında şunlar geçer. Jandarma Er Osman, amirim, bu bölgede bir Allah'ın kulu yok. Merkez, olur mu oğlum? Adam tekrar tekrar aradı kaç defa. Yanlış köye mi gittiniz? Jandarma Er Osman, hayır amirim, civarda bahsettiğiniz tek köy burası. Merkez, siz orada kalın. Adamla iletişime geçip size geri dönüş yapacağım. 5 dakika sonra merkezden şu şekilde bir çağrı gelir. Merkez, caminin yanında bir ev var, yeşil. Oraya varın. Jandarma Er Osman, emredersiniz. O bahsedilen eve geldiklerinde kapının kendi kendine açıldığını görürler. Önce Şafak, ardından Osman arabadan inip el feneriyle eve girerler. Evde ağır bir koku vardı. Kimse yok mu diye sordular. Cevap alamayınca ilerlemeye devam ettiler. Evin bir odasında gaz lambası yanıyordu. Ardından evin içinde yaşlı bir kadının bağdaş kurup yemek yediğini gördüler. 5-10 saniye soluksuz kadını izlediler. Jandarma Er Osman, teyze, bizi buraya Musa isimli bir adam gönderdi. Cin midir nedir, garip olaylar oluyor falan demiş. Aslı var mı? Kadın sadece bakıyordu. Onlar da diz çöktüler. Kadına korkmaması gerektiğini söylediler. Kadın o sırada elindeki kaşıkla sert bir şekilde masaya vurmaya başladı. Bizimkiler kadını sakinleştirdikleri sırada cama biri taş atıp camı kırınca apar topar dışarıya çıktılar. Kimse yoktu. İçeriye girdiler tekrar. Ancak kadın evde değildi. Evin odalarına bakmaya devam ettiler. Bir odaya girdiklerinde tavandan aşağıya sarkan kağıtları gördüler. İçlerinde Arapça metinler yazıyordu. Kağıtların asılı olduğu odaya girdiklerinde ev sallanmaya başladı. Aynı anda bir evi taşlıyordu. Apar topar evden çıktılar. Osman hemen merkeze iletti. Jandarma Er Osman, merkez, bu köyde tuhaf şeyler oluyor. Ne oldu oğlum? Neden telsize cevap vermiyorsunuz? Hemen oradan ayrılın demeye kalmadan telsizdeki ses kesilir. Osman telsizin ucundakine seslense de bir daha ses gelmez. Hemen arabaya binip ilerlemeye başlarlar. Arabanın arka camına kocaman taş isabet eder. Arabanın farlarının aydınlattığı yönde yaşlı kadını görürler. Yaşlı kadını arabaya alıp almama konusunda ikilemde kalırlar. Şafak arabaya almak istemese de Osman boş ver deyip arabaya kadını alırlar. Ormanlık bir alana geldiklerinde arka koltukta oturan kadından garip garip sesler gelmeye başladı. Sürekli bir şeyler söylüyordu kadın fakat ne söylediği anlaşılmıyordu. Korkmaya başlayan Şafak kadını arabadan aşağıya attı. 10-20 metre gittikten sonra arkalarına baktıklarında kadının koşarak ormana girdiğini gördüler. Son hızla merkeze gittiler. Merkeze vardıklarında komutanları onları bir güzel azarladı. Neden benden izinsiz o köye gittiniz diye. Osman ve Şafak bizi siz gönderdiniz deyince, ben sizi göndermedim. Ben hastanedeydim. Şimdi geldim. Sizin nerede olduğunuzu sorunca D köyüne gitti dediler. Ben sizi asla oraya göndermem. Bu işte bir tuhaflık olduğu en başından beri belliydi. O günden sonra Osman ve Şafak ifadeleri alındıktan sonra görevden bir süre uzak kaldılar. Daha sonra Şafak trafik kazasında öldü. Osman'ın akıbeti bilinmiyor. Bu hikaye bu kadar. Şimdi ikinci hikayeyi anlatmaya başlıyorum. İsmim Ali Fuat. 34 yaşındayım ve Erzurumluyum. Ben 2006'ya 3 muhafız onbaşı olarak İzmit Kocaeli Konca Birliği'nde askerliğimi yaptım. Bulunduğum birlik büyük bir ormanın ve sahilin olduğu yerdeydi.
denize yakındı. Denizciydim ama gemici değildim, karadaydım. Karargahın üst kısmında başlardı kocaman orman. Gölceye bayağı uzaktık. Buralar düşmanın elindeymiş önceden. Dağları delip mayın ve yakıt depoları olarak kullanmışlar. Çok derin ve ürkütücü tüneller vardı. Önceleri üst devrelerden bir takım söylentiler işittik ama sonrasında başımıza geleceğinden hiç haberimiz yoktu. 400 ton isminde bir nöbet yerimiz vardı. Ormanın içinde. Karargaha bayağı uzaktı. Birliğin sınırları çok büyük olduğu için hep nöbet yerlerine arabayla bırakırlardı bizi. Orada kimse nöbet tutmak istemezdi. Gündüz çam ağaçlarının arasında güzel, sakin bir yerdi. Ama akşam olunca sanki güzellik perdesi kalkar, adeta ürpertici bir yer haline gelirdi. Orada büyükçe bir meydan vardı. İki tane 400'er ton gelen su depoları vardı. Ortalarında ise küçük kulübeyi andıran ana vanaların bulunduğu yer vardı. Bizim nöbetimiz günde 8 saatti. Gündüz 4, gece 4'tü. 8-12, 12-4 olarak nöbet saatleriydi. Birer hafta bu saatleri tutardık. Bir hafta bana 12-4 yazılmıştı. Benden önceki asker 8-12 nöbetçisiydi. Nöbet değişimi zamanı gelmişti. Araçla nöbet yerlerine giderken komutanlar da bizimle nöbet yerine geldi. Beni 12-4 nöbeti için nöbet yerine bıraktılar. Bizim yerimiz sürgün yeri olduğu için askerleri komutanlar pek tolerans tanımazdı. Mecburen hiçbir şey söylemeden nöbete başladım. O akşam hiçbir şey olmadı. Günler günleri takip ediyordu. Aradan 1-2 ay geçmişti ki yine aynı 400 tonda nöbet tutuyordum. Bu kez 8-4 nöbetindeydim. Kış ayıydı. Nöbet yerine yeni gitmiştim. Büyük alanın etrafında gezerken bir anda çocuk ağlama sesi duydum. Biraz duraksadım, dinlemeye başladım. Bizim buralarda çakallar fazla olur. Seslerini gayet iyi biliyorum ama biraz dinledikten sonra bunun çakal sesi olmadığını anladım. Sesin geldiği yere doğru büyükçe bir taş fırlattım. Taşı fırlatmamla sanki 100 tane çocuk aynı anda ağlamaya başladı. Projektörü sesin geldiği tarafı doğru tutmama rağmen bir şey gözükmüyordu. Sonra sesler bana doğru gelmeye başladı ama hiçbir şey göremiyordum. Kulübenin içine girdim. Kulübe yüksekte değildi. Etrafı olduğu gibi camdı. Çok korkuyordum. Hemen mermiyi ağzına verdiğim silahın. Kısa tutuşta beklemeye başladım. Allah göstermesin, devriye atan hazır kıta gelse vururdum. Çünkü her yerden çocuk ağlama sesleri geliyordu. Kendimde değildim. Gün ağarana kadar bu böyle devam etti. Allah'tan 4-8 nöbetçisi olduğum için gün erkenden ağardı. Nöbet biter bitmez yazıhaneye gidip olanları anlattım ve beni oradan silmelerini istedim. Biraz mırın kırın edip öyle sildiler ama sonra orada yine nöbet tutmaya başladım. Bu olayı bir üst devreme anlattım. O da bana oradaki nöbet sırasında kendi yaşadığı olayı anlattı. Nöbet tutarken bayağı üşümüştüm. Biraz kulenin içinde ısınmak istedim. Sonra dışarıya çıktığımda bir de ne göreyim. Bir kadın elinde süpürge yerleri süpürüyor. Kadına baka kaldım. Hemen kulübenin içine girip yere çöktüm. O halde sabahı zor ettim. O kulübede bu ve buna benzer birçok olay yaşandı. Şükürler olsun ki askerliğim bitti ve bundan kurtuldum. Bu hikayenin de sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Ayrıca kanala üye olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.